Kışlıkları çıkar. Her taraf kar altında, hava fena bozdu bak. Ayol ne karı? Dışarıda mis gibi güneş var. Güneşe mi inanacağım televizyona mı? Bak bütün kanallar kar altında, lafa lafa kar yağıyor. Ne bak bunda da. Ayol sen kafayı iyice zıplattın be abi. Televizyon bozuk, daha da gösteriyor. Bak bence sen hemen bir TV tamircisini ara. Bak bozuk televizyon seyretmekten gözlerin iyice arpa yiyecek. Arpa değil o, ayva ayva. Ne ayvası? Ekmek ayvası. Ay, ekmek ayvasının reçeli de pek güzel olur. Ne? Nereyiz? Neyse canım, hadi bir TV tamircisi ara canım. Aslında ben kendim de tamir edebilirdim ama herkes benim gibi kendi televizyonunu tamir etmeye kalksa televizyon tamircileri nasıl ekmek yiyecek? Tabii canım. Herkes kendi ameliyatını kendi yapsa doktorlar karınlarını nasıl doyuracak? Alo alo, orası neresi? Alo alo, burası Peyami'nin evi. Bir bakalım bu ne reklamı? Dalga geçmiyorum kardeşim. Yani gerçekten tamirci olup olmadığını denemek istedim. Ya senin işin televizyonda değil mi kardeşim? Yani bütün reklamları bilmek zorundasın tabii. Keşke daha kolay bir reklam sorsaydım Peyami. Kokoreççi! İyi mail attıydım, aldın mıydı? Tamam tamam, tamirciymiş, tamirci olduğuna dair yemin ediyor. Tamam, adresi veriyorum. Evet, Kuşdili Sokak, daire 8, numara 10. Evet, hadi hayırlı tıraşlar. Ay, inşallah hemen gelir tamirci. Vallahi akşam Charlie'nin melekleri var, en heyecanlı yerinde kalmıştı. Ya sahi, Laura Ingalls, Falconetti'nin peşindeydi değil mi? Acaba yakalayabilecek mi? Ayol sen hakikaten hepten kafayı zıplattın Peyami. O doktor Kimball'dı. Kaçak doktor Kimball. Tabii canım. Doktor Kimball dahiliyeci miydi ama sen? Ben nereden bileyim ayol, hiç muayene olmadım ki. Kulak burun boğazcıydı galiba. Ha? Şu şeyi versene kumandayı bana. Hangi kumandayı? Ayol gözünün önünde bir kadar kumanda duruyor. Görmüyor musun Peyami? Tüm günlerde gözlerimde bir yanmalar var. Bulanık görüyorum çok. Ama sen de çocuk gibi oldun. Televizyonda ne görsen canı çekiyor, hemen taklit ediyorsun. Ne alakası var şimdi yani? Baksana televizyon bulanık değil mi? Sen de hemen görüyorsun, gözlerim bulanıyor. Yok yok, gözlerimde sadece yanma var, yanma. Yani göremiyorum, net göremiyorum. Allah Allah, dur telaşlan o zaman. Peki, bu kaç? Sen de yani o kadar da değil, 8, o kadarını görebiliyorum işte. Ayol iyice kafayı yedin sen, bu 2'ydi 2, abortu bile tutturamadın. Bak bence sen hemen bir göz doktorunu ara Peyami. Evet yani yok yer hakkımı kullanıp göz doktorunu arayayım. Ara ara. Orada bir yere, ben de yazmıştım o göz doktorunu adını. Tamam. Sağlık tabii bu canım. Ha. Her şeyin başı sağlık. Öyle ihmale gelmez. Çalıyor çalıyor. Alo, göz doktoru mu? Ay, bu elmaların gözüme iyi geleceğine inanıyor musun sen Hamaset? Ha, rahmetli anacığım bir yerimiz ağrıdığında hep elma yapıştırırdı. Hipokrat yeminli değildi ama vallahi şimdiki doktorları cebinden çıkartırdı. İyi ama benim gözüm ağrımıyor ki, sadece bulanık görüyorum. Ama yani sen de her şeyi bir bahane buluyorsun. Doktor gelene kadar acil müdahale edeyim dedim, hemen bahane bulursun. Kapı çalınıyor. Tamam, duydum duydum. Belki de doktordur. Bakayım. Ay. Yani doktor da rahmetli annesi gibiyse yandık yani. Ha, hoş geldin çocuğum, gel. İyi günler. Telefon var ya, sizdiniz galiba. Bizdik bizdik. Geç içeri çocuğum. Doktor geldi be yani. Haklısınız teyzeciğim. Yani biz de bir nevi doktor sayılırız değil mi? Aa, aşk olsun. Bir nevi ne demek, doktor değil misin çocuğum? Tabii canım. Mesleğimin doktoruyumdur. Geç evladım, geç. Otur şöyle geç. Bir soluk al hele. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nesi var? Hiç mi göstermiyor? Yok canım. O kadar da değil. Biraz gösteriyor. Biraz sulanıyor. Bulanık görüyorum. Eyvah. Durum vahim galiba. Dükkana götürmem lazım. Dükkana mı götüreceksin? Canım görünüşe bakılırsa çok eski.
Canım eski meski hala evimin direği. Canım sizi anlıyorum tabii. Yani yılların verdiği alışkanlıkla bir sempati duyuyorsunuz ama... ...bana kalırsa hemen değiştirin. Aa! Ne değiştirmesi ayol, delirdi mi sen? Bir bulanıklık yüzünden değiştirilir mi? Vallahi şimdi çok güzel yeni trinitron modeller var. Yani hiç alfa yapmıyor, ömür boyu kullan. Evladım sen alkollü müsün? Ne biçim konuşuyorsun böyle? Ben çalışırken hiç alkol almam. Hani ne bileyim abuk subuk konuşuyorsun da? Yo, ben dobra konuşurum. Sizin yerinizde olsam hiç uğraşmam. Yani bunca yıldan sonra yok tüpüydü, yok resistansıydı. Arızasız gün geçiremezsiniz valla. Ayol Peyami, Allah kimseyi bu doktorun ameliyat masasına düşürmesin. Adamı öldürür valla bu. Bence bu adam kaçık, bunu hemen kovalım. Ben gözümü bu adama teslim edemem. Valla siz bilirsiniz. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Şimdi şöyle bir içini açıp kurcalayalım. Ne? İçini mi açıp kurcalayacağım? Tabii, içini açıp bakacağım ki arzanın nerede olduğunu anlayayım yani. Açtırmam. Aman seçene şunu. Saçmalama be ya, bir açtırmayı tabii. Hadi kardeşim, güle güle. Ne oldu teyzeciğim? Şöyle bir içini açsaydım. Ne oldu diyor? Katil ruhlu herif. Sana hiçbir şey açtırmıyor. Elini bile süremezsin, hadi. İyi de teyzeciğim, ellemeden arzayı gidememem ki. Bana bak, polis çağırmadan çık git buradan. Adama bak canım, canlı açmaya kalkıyor bir de. İyi canım, madem elletmeyecektiniz, beni niye çağırdınız o zaman? Katil ruhlu oldun, nereden bilelim? Defol! Defol! Ay, Peyami, ay nasıl korktum. Bir an böyle canlı kafanı açıp bakacak zaten. Adamı hemen tabipler odasına şikayet etmek lazım. Muayenehanesine 4 maç kapatma cezası versinler de gör bak bakalım bir daha böyle şeyler yapabiliyor mu? Kafayı yemiş bunlar be. Hep televizyonumuz bozuk diye çağırıyorlar. Tamir etmeye kalkınca da kovuyorlar. Ne günlere kaldık ya? Hani televizyon tamircisi geliyordu? Nerede kaldı ayol? Şimdiki esnafta iş ahlakı kalmadı hamaset. Eskiden öyle miydi? Hiç unutmam. Neyse, şimdi unuttum. Bak ne diyeceğim hamaset. Ya belki de televizyonu Rütük kapatmıştır. Boş yere tamirci çağırmasaydık. Ama saçmalama Peyami. Rütük sadece bizim televizyonumu kapadı. Hem biz ahlaka aykırı bir şey yapmadık ki. Ne bileyim, geçen gün televizyon seyrederken çok gülmüştük. Belki de komşuları rahatsız ettik diye kapatmışlardı. Aman Rütük'ün işi gücü yok, bizi mi dinleyecek Allah aşkına? Kapı çaldı. Bakayım, dur. Belki de bu tamircidir, elleme sakın, o derdinden anlar şimdi. Dur, bekle. Geldim. Evladım hoş geldin. İyi günler teyzeciğim. İyi günler. Telefon etmiştiniz. Etmiştik, seni bekliyorduk. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Rica ederim canım. Peyami tamirci geldi. bir nevi tamirci sayılırız tabii. Nasılsınız amcacığım? Sağ ol evladım. Geç otur şöyle, soluklan biraz. Şikayetiniz nedir? Vallahi işte görüntüler kayıyor evladım, karlanma yapıyor. Vallahi siz de bir çaresini bulamazsanız değiştirmeyi düşünüyoruz. Yok canım, öyle hemen değiştirmek olmaz. Tansiyondandır. Tansiyondan mıdır? Bu yaşta ilk akla gelen tansiyondur. Hipertansiyon başlangıcı da olabilir. Önce bir tansiyonunu ölçelim. Allah bilir, sen şimdi şurup da verirsin. Öyle hemen şurup vermek de olmaz. Bir muayene edelim. Küçük numaralı bir gözlükle idare edebiliriz. İyice uçmuş hamaset. Televizyondan filan anladığı yok bunun. Dua edelim de fazla ilerlememiş olsun. Yoksa merceği lazerle çizmek zorunda kalabiliriz. Yok ya. Senin validen güzel mi? Korkmayın canım. Benim söylediğim %1 ihtimal. İlaçla tedavi ederiz. Hadi kardeşim. Hadi güle güle. Parlak fikirlerini başkalarına sakla, hadi! Ama teyzeciğim! Ne teyzeciğim, hadi güle güle be! Allah Allah, muayene olmayacak! Yürü, hadi! Allah çantık ya! Çantık, böyle konuşma, hadi güle güle! Hadi! Şuraya bak be! Tamirci mi, şarlatan mı belli değil! Utanmasa televizyona fitil yazacaktı ha! Kimse işini doğru dürüst yapmıyor artık Peyami. Haklısın hamaset. Nerede o eski esnaflar? Bir tanesi 50 yıllık kocanı değiştir der. Ötekisi televizyona gözlük takmaya kalkar. Hepsi zıplatmış bunların ayol. Hem zıplatmış hem hoplatmış. Eskiden ne esnaflar vardı. Hiç unutmam.
Neyse, şimdi unuttum. Biz birbirimizi hiç unutmayalım Beyami. İnce ince